Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bine yakın öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Bu yıl Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adı verilen öğretim programları 1, 5 ve 9. sınıflarda olmak üzere ilk kez uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyada kabul gören beceri temelli eğitime geçiş aslında bizim için de bir zorunluluktu," dedi ve bu sınıflardaki ders kitaplarının yeni modele uygun olarak hazırlandığını söyledi. Bakan Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın kabul sürecinden geçen Türkiye Yüzyılı Marif Modelini Mayıs ayında onaylamıştı. Programın kademeli olarak uygulanacağı açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 26 Nisan'da kamuoyuyla paylaştığı yeni müfredat olarak bilinen öğretim programları taslakları tartışma yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'na göre Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, 81 ilden öğrenci ve öğretmenler dahil farklı tarafların katıldığı 10 yıllık uzun soluklu bir ihtiyaç analiziyle hazırlandı. Eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın programdan önce bir ihtiyaç analizi yapması gerektiğini vurguladı. Görüş bildiren bazı sendikalar, düşünce kuruluşları ve siyasi partiler ise programın hazırlanış sürecinden içeriğine kadar pek çok noktada itirazlarını dile getirdi. Model, mevcut programlardaki eksiklikleri gidermekten çok ideolojik bir gündemle hazırlandığı yönünde sık sık eleştiriliyor. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, modele adını veren Türkiye Yüzyılı ifadesinin bu nedenle sorunlu olduğunu savunuyor. Eğitimsen Eğitim ve Yükseköğretim Sekreteri Evrim Güles, müfredatın insan hakları ve çocuğun üstün yararını değil de siyasal iktidarın siyasal ideolojik hedeflerini gösteren tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı insan modeline hedef alan nitelikte olduğunu savunuyor. Eğitim reformu girişimi politika analisti Ekin Gamze Gencer de kavramların sınırlarının net olmaması ve tutarlı bir kavramsal çerçevenin bulunmaması çoğunlukçu ahlaki dindarlığa indirgeyen eğitim programlarının önünü açabilir ifadelerini kullandı. Gazeteci Abbas Güçlü de beklentiler pedagojik mi yoksa ideolojik mi bu çok net değil açıklamasında bulundu. Taslakların en çok tartışılan yönlerinden biri de Milli Eğitim Bakanlığı'nın programın hazırlık sürecinde bir ihtiyaç analizi yapıp yapmadığı konusu oldu. MEP, mevcut programların açmazlarının tespitinde 17 binden fazla öğrencinin katıldığı bir anket çalışması, akademik yayınlar, uluslararası analizler dahil farklı raporlarında kullanıldığını vurguladı. Ancak bu çalışmaların kamuoyuyla paylaşılmaması, sürecin şeffaflığına dair eleştirilerin artmasına yol açtı. Bakan Yusuf Tekin'in "Biz kimseyi seçmedik, eğitimin tüm paydaşlarına çağrıda bulunduk" sözlerini hatırlatarak yanıt verdi. Değerler vurgusuyla ilgili olaraksa şu açıklamayı yaptı. "Bilimin yol göstericiliğinin yanında eğitim sistemimizi ve öğretim programlarımızı millileştirmek, kültürümüzden izler taşımasını sağlamak ve manevi değerlerimizle bütünleştirmek çocuklarımıza borcumuzdur. Aksi halde öğretim programlarının uygulanmasından istenilen bütüncül sonuçlar alınamaz."